Tamam. Herkese merhaba, hoş geldiniz Cadı Yakın Konuşmalara. Şubamda. Bugün konuğumuz Doçent Doktor Dilek Fidan, Kocaeli Üniversitesi'nden. Yabancılar için Türkçe Görsel Sözlük ve Etkinlik kitabını konuşacağız. Dilek Hocam buyurun, söz sizde. Ama son bir şey daha eklemek istiyorum. Yayınımız kaydedilmektedir. Tamamlandığında YouTube'da da yayınlanacaktır. Katılımcılara böyle kısa bir bilgi de vermek istedim. Buyurun Dilek Hocam. Peki. Çok teşekkür ederim. Sevgili Himmet, izin verirseniz ben Himmet'i yıllardan beri tanıdığım için adıyla hitap etmek istiyorum. Ben de bu arada ekranımı bir plan düzenleyeyim. Öncelikle herkese tekrar merhaba. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Bugün ben sizlere ne anlatacağım? Geçen sene Eylül ayı içerisinde, Eylül sonun ortalarında yayınlanmış olan 2019'da Yabancılar için Türkçe Görsel Sözlük ve Etkinlik kitabı A1 ve A2 düzeyi için hazırlanmış. Bu sözlük ve etkinlik kitabı hakkında bilgi vermek istiyorum. İçeriği nedir, nasıl oluşturduk, hangi süreçlerden geçti ve sözlüğü nasıl kullanmamız gerekiyor diye bilgi vereceğim. Ama sunumuma başlamadan önce İzin verirseniz öncelikle teşekkür etmek istediğim iki kurum var. Bunlardan bir tanesi YTB. Çünkü bu sözlüğün proje desteğini YTB verdi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Ve bu konuda her zaman bize çok destek oldular. O nedenle onlara özel olarak teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Diğer taraftan bu projenin YTB tarafından desteklenen bu projenin bir ortağının da olması gerekiyordu. Bu konuda da İstanbul Eksa Vakfı bize çok destek oldu. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi buradaki sunuda benim adım var ama aslında bu sözlük tabii ki de tek başıma benim oluşturduğum bir sözlük değil. Bunun arkasında ya da yanımda diğer kahramanlar da var. İzin verirseniz onları da size tanıtmak istiyorum. Büşra Tomrukçu Küçük Öztürk. Kendisi aynı zamanda bizim Kocaeli Üniversitesi'nde asistanımız. Hümeyra Arslan ve Merve Basut var. Üç arkadaşımız da benimle birlikte yüksek lisans tezi yapıyorlar şu anda. Ve biz bu yaklaşık 2 sene hatta belki de daha fazla süren bir süreç sonunda bu sözlüğü ortaya çıkarttık. Birlikte çok yoğun bir şekilde bu arkadaşlarımla birlikte çalıştık. Şimdi buradaki slaytta öncelikle hepsinin örneklerini vereceğim sizlere. Bu sözlüğün ve etkinlik kitabının içeriğinde neler var? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık olarak 1400 tane sözcük var. Ama bu sözcüklerin sayılarında farklılıklar olduğunu biraz sonra örnekleriyle birlikte anlatacağım size. Her bir madde başının ses bilgisayar yazımı yani fonetik yazımı söz var. Sayfaların örneklerini yine gösterdiğimde göreceksiniz. Diğer taraftan bu sözlükte bizim çok sevdiğimiz ve gurur da duyduğumuz kare kodları kullandık. Sözcüklerin, örnek cümlelerin ve bazı metinlerin ses kayıtların, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sözlükte sesle ilgili dinlenmesi gereken her şeyi kare kodlar aracılığıyla kodladık biz. Bunların da örneklerini göstereceğim. Her bir madde başının sözlükteki her birinin için mutlaka örnek cümleler kurduk. Ve bu sözlüğü biz tematik olarak düzenledik. Bu temalar biraz sonra göreceğiniz temaların her birinin sonunda öğrencinin o temada öğrendiği sözcükleri tekrar etmesi, hatırlaması, ilişkiler kurması için etkinlik ve alıştırmalar da koyduk. Bunun dışında sözlüğün sonunda Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Korece ve Rusça'dan oluşan 6 dilli bir dizin ekledik. Yine bunları da örneklerini göstereceğim size. Biraz önce tematik bir sözlük olduğunu söylemiştim. Toplam 32 tane ana temamız var ve bu temaların bir kısmında da alt temalar söz konusu. Şimdi
Şöyle başlayalım. Biz neden buna görsel sözlük dedik? Belki merak edenleriniz vardır. Çünkü alan yazına baktığınızda resimli sözlük diye de tanımlar var. Bunu görsel sözcüğünü seçmemizin nedeni, çünkü biz bu sözlüğün içerisinde hem sol tarafta gördüğünüz gibi gerçek fotoğrafları kullandık, hem de çizimleri kullandık. İllüstratörler tarafından ya da işte stoklardan satın aldığımız görselleri kullandığımız için sözlüğün adına da resimli sözlük demek yerine görsel sözlük demenin daha uygun olacağını düşündük. Temel nedeni buydu. Peki biz bu sözlüğü kimler için hazırladık diye soracak olursak da bu sözlüğü tabii ki de Türkçeyi daha yeni öğrenecek olan, yani başlangıç düzeyinde dil öğrenmeye başlayan yabancı öğrenciler için hazırladık. A1 ve A2 düzeyi gözetilerek hazırlandı bu sözlük. Bunun yanında öğretmenler için de aslında hazırlanmış oldu. Çünkü bizim beklentimiz öğretmenlerimizin de sınıflar tematik de olduğu için ve biraz sonra bahsedeceğim yine, biz bu sözlüğü oluştururken dil setlerini, temel söz varlığını oluştururken dil setlerinden yola çıktık. Dolayısıyla öğretmenlerimizin derslerinde destekleyici materyal olarak etkinlik ve alıştırmaları kullanabilmeleri için de hazırlanmış oldu bu sözlük. Burada slaytın sağ tarafında gördüğünüz temalar benim biraz önce bahsettiğim o 32 ana tema. Ve bu temaların bazılarında alt temalar da söz konusu. Biraz önce yine söylemiştim, toplam 1400 tane sözcük madde başı olarak geçiyor, ortalama olarak. Burada her tema için hepsi, bu anlattığım her şeyi biraz sonra sizlere örneklendireceğim. Şu anda başlangıçta biraz soyut ya da hikaye gibi oluyor ama biraz sonra hepsi yerine oturacak. Temaların her biri için özel renkler kullandık. Yani her aynı zamanda görsel olarak da, görsel belleği de desteklesin diye her tema için bir renk seçtik. Her tema için özel kapaklar tasarladık. Bu tasarımlarda hani hiçbirisini biz bir yerlerden almadık. Özellikle Büşra bu konuda bayağı kendini geliştirdi. Daha önceki bu sözlükle ilgili sunumlarımızda ya da konuşmalarımızda da söylemiştim. Belki dinleyenleriniz vardır içinizde. Biz bu sözlüğü oluştururken o kadar çok illüstratör, grafiker, tasarımcıyla çalıştık ki açıkçası onlar mı bizi bıraktı, biz mi onları bıraktık, hala kestiremiyoruz. Dönem dönem bunu kendi aramızda konuşuyoruz. Bununla ilgili trajikomik çok güzel komik hikayelerimiz var. Belki başka bir zaman, başka bir mecrada bunları da sizinle paylaşırız. Bu süreç içerisinde karşılaştığımız problemleri anlatmak üzere. Dolayısıyla konuyu şuraya getireceğim. Biz tema kapaklarına kadar kendimiz dizayn ettik. Kötü komşu ev sahibi yapar misali, artık tasarım yapmayı, dizaynlarla uğraşmayı vesaire, bunları bile öğrettiler bize ya da öğrenmek zorunda kaldık. Şimdi biraz sözlüğün içeriğine bakmaya başlayalım isterseniz. Her madde başı sözlükte, yani sözlüğü açtığı zaman öğrenici nelerle karşılaşıyor? İlk önce bir görsel, tabii ki de görsel sözlük olduğu için biz burada bu sözlükte tanımları hiç kullanmadık. Çünkü neden diye soracak olursanız, bu öğrenciler Türkçe'ye daha yeni başlamış öğrenciler. Henüz tanım dinleyebilecek, tanımı okuyup anlayabilecek durumda değiller. O nedenle temel söz varlığını anlatabilmek adına sadece görselleri kullandık. Temel söz varlığı diyorum, biliyorsunuz bunlar evrensel, bütün dillerde ortak olan söz varlığı. Ama tabii bunun yanında bu sözlük içerisinde yine örneklerini göstereceğim. Bir takım kültürel ya da evrensel unsurları da kullanmayı ihmal etmedik. Görseli gördükten sonra arkasından sözcüğün kendisini verdik. Sözcük
Den sonra sözcüğün fonetik yazımını, ses bilgisel yazımının nasıl olduğunu gösterdik. Burada hemen bir not düşeyim. Bu fonetik yazımla ilgili bazen bana sorular geliyor. Sözcüğün burada fonetik sembolleri kullanırken, biliyorsunuz Türkiye'de şu anda sadece İcleler Genc'in Türkçenin söyleyiş sözlüğü diye bir sözlüğümüz var. Maalesef hani söyleyiş sözlüğümüz yok Türkçe'de. İnşallah ileriki zamanlarda daha çok sözlük sahibi olabiliriz bu konuda. Dolayısıyla biz de, ben de İcra Hoca'nın doktorantı olarak, o benim hocam annem, onun sözlüğündeki sembollerden, sembolleri baz alarak, yani ondan yararlanarak fonetik yazımı da gerçekleştirdik. Ufak tefek değişiklikler var ama temelde İcra Hoca'nın sözlüğü baz alındı. Görseli verdik, sözcüğü verdik. Sözcükten sonra sözcüğün fonetik yazımını gösterdik. Arkasından da her sözcüğü birer örnek tümce, her sözcük için birer örnek tümce kurduk. Burada yine kurduğumuz tümcelerde de A1 ve A2 düzeyine hitap edecek şekilde tümcelerimizi seçtik. Yani mümkün olduğunca basit, sade ve anlaşılır olmasına özen gösterdik. Diğer taraftan da öğrenici bu görseli gördü, sözcüğü ve örnek cümleyi gördü. Peki bu örnek cümle ve sözcük nasıl sesletiliyor? Yani telaffuzu nasıl? Duymak isterse de bütün sözcüklerin ve bütün örnek tümcelerin aynı zamanda sesletimlerini de yaptırdık. Bu sesletimlerde özel yalıtımlı ses, yani bir stüdyo ortamında gerçekleştirildi. Biraz sonra size örneğini dinleteceğim. Gerçekten ses kayıtlarımızla da çok mutlu olduk. Bizi çok tatmin etti. Emekli TRT spikeri sevgili Şener Mete seslendirmelerini yaptı. Şimdi bakın burada iki tane örnek koydum. Bir tane daha var bundan sonra. Bu bir örnek sayfa bizim sözlüğümüzden. Mümkün olduğunca hani okuyucu dostu denir ya, user friendly hale getirmeye çalıştık dizayn açısından da. Her sayfada 6 tane madde başı, yani 6 tane görsel vardı. Burada gördüğünüz gibi ilk gördüğünüz ana tema, arkasından da alt temayı belirttik. Sayfa numarası zaten sabit. Görsel, biraz önce anlattım. Görseli gördükten sonra çocuk sözcüğün Türkçesinin nasıl yazıldığını görüyor. Arkasından da burada gördüğünüz gibi, vişne örneğindeki gibi, fonetik olarak nasıl yazılıyor bunu görüyor. Ve arkasından da örnek tümceyi okuyabiliyor. Burada örnek tümcelerde de şuna özen gösterdik. Bütün hedef sözcükleri koyu renkle yazdık daha doğrusu. Ve bir önceki slide'da demiştim ki öğrenici eğer isterse bu cümle veya sözcükleri dinleyebilir demiştim. Onun dinleme noktası da burası. Bakın burada sayfanın alt köşesinde bir kare kod görüyorsunuz. Hatta şu anda bile içinizde isterseniz bu kare kodu okutursanız doğrudan doğruya bu sayfanın olduğu web sayfasına bağlanabilirsiniz. Biraz sonra göstereceğim örneklerini, oradan da bağlanabilirsiniz. Bu sayfaya bağlandığınızda da sözcüklerin sesini dinleyebiliyorsunuz. Birazdan örnekleri dinleteceğim. O yüzden şimdilik bilmiyorum. Bakın bir başka, mesela ulaşım teması içerisinde bunu da sarı renkle tercih etmişiz. Ulaşımda taşıtları anlatırken de bu şekilde görseller ve dediğim gibi örnek cümlelerle ve kare kodlarla devam ediyor. Bu sözlüğün en önemli özelliği kare kodları sevgili katılımcılar. Eğer bir sayfada bir kare kod varsa bilin ki o sayfada mutlaka bir dinleme dosyası, ses dosyası var demektir. Kare kodu okuttuğunuz andan itibaren rahatlıkla o sesi dinleyebiliyorsunuz. Şimdi madem sesletimden, yani telaffuzdan bahsettik, dedik ki sözcük geliyor, arkasından örnek tümcesi geliyor dedik ve etkinlik ve alıştırmaların bazılarında da örnek metinlerimiz vardı bizim. Bu örnek metinlerin bazıları da dinleme metinleriydi. Dolayısıyla
örnek metinler değil ama tümce ve metinler değil ama sözcüklerin fonetik yazımlarını görebiliyoruz. Arkasından da kare kodlar dedik. Biraz önce anlattığım şey. Burada fonetik yazımla ilgili sözlüğün başında biliyorum şu anda ben anlatırken pek çok dinleyicimiz belki de şunu söylüyor ama ben fonetik alfabeyi bilmiyorum, öğrenci de bilmiyor olabilir diye. Bu ayrıca tartışabileceğimiz bir konu. Fakat çocukların kullanabilmesi için de sözlüğün başında Türkçe için kullandığımız sembolleri örnek sözcüklerle birlikte gösteren ve sembolleriyle birlikte gösteren bir sayfamız da var. Bu şekilde başlıyor sözlük zaten. Şimdi bakın burada bir tane örnek fiil aldım. Mesela anlatmak sözcüğünü böyle bir görseli var. Fonetik yazımı, örnek tümcesi var. Örnek tümceleri oluştururken de şuna dikkat ettik. Elimizden geldiğince, mümkün olduğunca, bu her madde başı için çok olası olmadı her zaman ama görselle örnek tümceyi ilişkili hale getirmeye çalıştık ki çocuk daha çocuk diyorum ama yani daha doğrusu öğrenici demem gerekir. Öğrenici daha kolay anlayabilsin, ilişki kurabilsin, o sözcüğün ne demek olduğunu daha kolay çıkarımlayabilsin diye hedefledik. Ama dediğim gibi bazı sözcükler gerçekten çok zorlayıcı oluyor. Örnek tümce yazmak ve özellikle de A1 düzeyi için, A2 düzeyi için yani Türkçe'yi hiç bilmeyen birileri için bazı sözcükleri cümlede kullanmak gerçekten çok zor. Bu bir sözcük olacak, çocuğun önünde şablon haline gelecek. O nedenle bu bazı sözcüklerde görselle örnek tümceyi eşleştirmekte güçlük çektik ya da bazen olmadı. Şimdi bakın bahsettiğim kare kod bu. Eğer telefonunuzdan beni dinlemiyorsanız, bilgisayarınızdan dinliyorsanız, telefonunuzun kare kod okuyucusuyla eğer iPhone kullanıyorsanız, iPhone'larda iOS doğrudan doğruya tanıyor bunu. Özel bir program indirmenize gerek yok. Ama eğer Android kullanıyorsanız, pek çok Google Store'da kare kod programları var. Şu anda burayı tıkladığınız zaman, yani telefonunuza bu kare kodu okuttuğunuz zaman sizi bu kare kodun götüreceği sayfa şurası. Ben o sayfayı da buraya aldım. Şimdi bakın, internete yani kare kodu okuttuğunuz zaman, internet bağlantısını kurduğunuz andan itibaren karşınıza gelecek sayfa böyle bir şey. Böyle bir sayfa. Sayfanın sol üst tarafında sayfa numarası yani sözlükle eş güdümlü gidebilmesi için öğrenicinin sayfa numarasını mutlaka göreceksiniz. İki tane sütunumuz var gördüğünüz gibi. Sözcük ve örnek cümle diye. Sözcük kısmı ve buradaki sözcüklerin her biri 19. sayfada kaç tane ki hepsinde 6 tane var sözcük. 19. sayfadaki sözcüklerin yani madde başlarının her birini burada görebiliyorsunuz. Sol taraftakiler sözcük yazan kısımda o sözcüğün sesletimini çocuk isterse dinleyebilir. Ha ben cümleyi de dinlemek istiyorum derse de örnek cümle altındaki kısmı dinleyebilir. Bunun dışında bu sayfayı bir miktar daha anlatayım sizlere. İsterse buradan doğrudan ana sayfaya bağlanabiliyor. İletişim kurmak isterse yani bize bir takım bir şeyler yazmak isterse burayı da tıklayabilir. Ya da bakın şuradaki bu ikon web sayfasında zaman zaman serverımızla ilgili bir sıkıntı var. Bir tek serverci olamadık. Dizaynı, grafiği vesaireyi öğrendik ama server şimdi beceremedik henüz. Orada bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Burayı tıklayarak da hata bildir butonun üzerinden isterse öğrenciler bize o sayfada eğer bir hatayla karşılaşmışlarsa hataları da bildirebilirler. Görmüş olduğunuz şu oklar da sol ok bir önceki sayfaya yani 18. sayfaya bizi götürüyor. Sağdaki pembe ok da bir sonraki sayfaya yani 20. sayfaya geçişi sağlayabiliyor. Şimdi ben size umarım seste bir sıkıntı çıkmaz. Bunların örnek ses kayıtlarını dinletmek istiyorum. Biraz önceki bir önceki slaytta anlatmak fiili vardı.
Bakın onu çocuk eğer sözcüğü dinlemek isterse, tabii şu anda benim şurada gördüğünüz şey çıkmıyor. Doğrudan bunun üzerine geldiğinizde, imleci getirdiğinizde bastığınız anda dinleyebiliyorsunuz. Ama ben burada PowerPoint'i aktarabilmek adına bu şekilde yaptım. Anlatmak. Anlatmak. Bu şekilde sözcüğü dinleyebilir dinleyici ya da örnek cümlesini dinlemek istiyorum diyorsa da. Öğretmen çocuklara masal anlattı. Bir kere daha dinleteyim. Öğretmen çocuklara masal anlattı. Bu şekilde. Kare kodları kullandığınız zaman geleceğiniz sayfa burası ve istediğiniz sözcüğü tıkladığınızda da ya da cümleyi tıkladığınızda da bu şekilde ses kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Bakın buraya bir de etkinlik ve alıştırmalardan metin örneği de koydum. Eğer etkinlik ve alıştırmalarda şu gördüğünüz kulaklık işaretin varsa, ki bu sayfada mutlaka şu anda sayfanın altını biraz sonra göreceksiniz. Mutlaka o sayfada kare kod da vardır. Bu gördüğünüz işaret şu anlama geliyor. Bu etkinliği dinleyerek yapmalısın mesajını veriyor öğrenciye. Dolayısıyla öğrenci ne yapıyor? Bu sayfanın, yine isterseniz okutabilirsiniz. Bu metne ulaşacaksınız. Ben bir kısmını dinleteceğim size biraz sonra. Bunu tıkladığınız zaman sayfa sizi buraya getirecek. Bu etkinlik 41. sayfadaymış. Barış'ın bir günü diye. Bir kısmını dinleteyim isterseniz. Barış ne yapıyor? Barış her sabah erkenden uyanıyor. Ailesine günaydın diyor. Elini yüzünü yıkıyor. İşe gitmeden önce kahvaltı yapıyor. Diye devam ediyor. Bu şekilde dediğim gibi bu metinleri sadece etkinlik ve alıştırmalarda kullandık. Normal sözlük kısmında metin yok. Sadece örnek cümle ile sözcük var. Peki. Söz varlığı, tümce ve görsellerin seçimi kullanımı hakkında bir miktar konuşalım isterseniz. Şimdi biz bu söz varlığını oluştururken tabii ki de Avrupa Ortak Çerçeve Programı'nı temel aldık, A1 ve A2 düzeyi. Bunun yanında Türkiye'de kullanılan, en çok kullanılan işte İstanbul, Hitit, Gazi, İzmir gibi dil setlerinin söz varlığından yararlandık. Bunun yanında ulusal derlemden yararlandık. Bu şekilde oralardan çıkardığımız söz varlıklarını sözlüğe dahil ettik. Ama bunun yanında kullanım sıklığı, günlük dilde kullanım sıklığı yüksek olduğunu düşündüğümüz bir takım kullanımları da dahil ettik. Çünkü çocuk bu sözlüğü biz istiyoruz ki sadece ders için kullanmasın. Aynı zamanda günlük hayatını da kolaylaştırıcı bir ek materyal olsun istiyoruz. Onları da bazıları belki içinizde, belki de mutlaka içinizde sözlüğü kullanmış olan, görmüş olan hocalarımız vardır. Belki ama bu seviye üstü diye düşünenler çıkabilir. Sebebi de buydu. Görsellerin seçimine gelince bu eğer bu işe böyle bir şey yapacak olan arkadaşlarımız, hocalarımız, öğrencilerimiz varsa gerçekten en zor kısımlardan bir tanesi burası. Ben şimdi yaşadığımız sıkıntılara çok fazla girmeyeceğim ama gerçekten görsel seçimi çok sıkıntılı ya da çizdirmek çok sıkıntılı ve zaman alan bir süreç. Buna bolca zaman ayrılması gerekiyor. Biz görsellerimizin büyük bir kısmını satın aldık. Bir kısmını da illüstratörlere çizdirdik. Yani farklı illüstratörler kullandık. Bunlar zaten hepsi sözlüğün arkasında kaynakça bölümünde var. Bu arada yine bu işi yapacak olan katılımcılarımız varsa size nacizane tavsiyem şudur ki biliyorsunuz görsel kullandığınız zaman çok ciddi telif hakkı ya da copyright denilen olay söz konusu oluyor. Bu konuda sıkıntı yaşamamak adına örneğin biz görsellerimizin büyük bir çoğunluğunu Shutterstock'tan satın aldık ve öncesinde ben Shutterstock'un bütün demeyeyim
benimle ilgilenen avukatlarıyla yazıştım. Ne amaçla, kaç tane, nasıl, nerede, niçin kullanacağımızı ayrıntılı bir şekilde anlatıp sorularımı sordum. Telif için ödediğimiz ücretle ilgili vesaireyle ilgili ayrıntılı bir bilgi edindikten sonra bunları sözlükte kullandık. Hani ileride sıkıntı yaşamamak adına sizlere nacizane tavsiyem bu konularda önden tedbir almanızdır. Şimdi bakın, biraz önce iki tane sayfa göstermiştim, örnek sayfa. Burada da bazı temalarda oradaki dizaynı kullanmamıza izin vermedi. Örneğin dünya teması içerisinde, ülkeler, milliyetler ve diller teması içerisinde şöyle bir dizayna başvurduk. İşte ülke, milliyet, dil diye ayırdık sütunları. Yine burada her bir işte ülkenin, milliyetin ya da dilin altında fonetik yazımları mevcuttu. Bunlar da örnek tümce kullanmadık. Ve görsel olarak da o ülkenin haritasını ve bayrağını kullanmayı tercih ettik. Bu aynı zamanda yabancı öğrenciler kendi ülkelerinin bayraklarını gördüklerinde de çok mutlu oluyorlar. O açıdan da güzel de oluyor. Buradaki sayfada da örneğin saatlerden zaman teması içerisinde bir örnek koydum sizlere. Hem analog hem de dijital saatleri birlikte gösterdik. Ve her iki durumda da Türkçe'de biz bu saati nasıl söylüyoruz görsünler diye ikisinin de altına örnek tümceler yazdık. Bakın bu sayfada, soldaki sayfada kare kod var. Bu demek oluyor ki şu sayfanın tamamını dinleyebilirsiniz. Buraya ses kaydı koymadık. Bunda yok. Zaten gördüğünüz gibi burada kare kod da yok. Biraz önce bahsetmiştim. Her tema için farklı bir renk ve farklı bir dizayn oluşturduk. Çünkü tema girişi öğrencinin öğrencide bir beklenti oluşturması, zihinsel bir hazırlık oluşturmasını gerektiriyor. Dolayısıyla çocuk tema kapağını gördüğünde burada çamaşırlar var, kıyafetler var. Demek ki ben bununla ilgili bir şeyler öğreneceğim. Ya da işte bitkiler, renkler diye görebilmeleri adına da elimizden geldiğince anlamayı kolaylaştırıcı unsurları da sözlüğe ekledik. Şimdi bakın burada biraz önce şey de söylemiştim ya size, hani mümkün olduğunca kültürel ve evrensel unsurları da kullanmaya çalıştık diye. Mesela bakın burada taksi örneğinde Türkiye'de taksiler genellikle sarı renklidir diye. Hani amacımız sadece kuru kuruya tümce kurmak değildi. Bir yandan da hani ufak ufak da olsa bilgi vermeyi de hedefliyorduk. Böyle bir cümle kurduk mesela burası için. Ya da işte İstanbul'da yaşayan öğrenciler için, orayı çok kullanan öğrenciler, İstanbul'da tramvayla karşılaşan öğrenciler için dedik ki turistler İstiklal Caddesi'nde kırmızı tramvaya biniyorlar gibi bir şey dedik. Ya da daha genel bir bilgi, ilk motosiklet yarışları 1897 yılında Londra'da yapıldı gibi tümcelerimiz ve örneklerimiz de söz konusu sözün içerisinde. Bakın bu da mecburen zaten hani tamamen kültüre özgü, bize ait olan şeylerde de beslenme teması içerisinde ayrı bir Türk mutfağı diye alt tema oluşturduk ve burada da Türk yemeklerini görsellemeye çalıştık mümkün olduğunca. Ya da yine örnekleri seçerken çocukların bağlantı kurabilmesi, kolay anlayabilmesi için ünlü kişileri, ünlü mekanları, ünlü olayları kullandık. Nedir burada mesela Ronaldo? Yani herhalde tanımayan yoktur futbolda. İşte Uludağ Türkiye'de bilinen bir mekan. Ya da Titanic. Bu arada slaytım biraz yazılar kötü görünmüş ama sözlükte böyle kötü görünmüyor. Titanic olayını bilmeyen herhalde yoktur. O nedenle bu tür cümle seçiminde, görsel seçiminde vesairede bu tür unsurları da göz önünde bulundurmaya çalıştık. Çok mu hızlı anlatıyorum? Gayet iyi gidiyoruz bence hocam. Tamam. Çok da sizlerin sabrını zorlamak istemiyorum. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Sonrasında da sorularınız olursa. Evet. Peki. Devam edebilirsiniz hocam. Buyurun.
Gelelim alıştırma ve etkinliklere. Yine sunumumun başında söylediğim gibi öğrenici temasının, yani o temada çalıştığı ya da gördüğü, uğraştığı sözcükleri hatırlayabilsin, ilişkiler kurabilsin diye bütün temaların sonunda mutlaka bir etkinlik ve alıştırma bölümümüz var. Burada başta alıştırma ve etkinlik dedim. Belki bunu da soru olarak aklınızdan geçiriyor olabilirsiniz. İkisini de kullanmamızın nedeni şu. Çünkü bazı çalışmalarda çocuğun doğrudan hatırlaması gerekiyordu. Temada gördüğü ya da çalıştığı sözcüğü. Ya da bazılarında da aynı zamanda dünya bilgisini de kullanması gerekiyor. Bir kendisinin yeni bir çıkarım yapması gerekiyordu. Ki bunlarla örnekleri de göreceksiniz biraz sonra. O nedenle hem alıştırma hem de etkinlik sözcüğünü kullandık. Toplam 178 tane etkinlik ve alıştırma oluşturduk. Ve dediğim gibi temalardaki hedef bu alıştırma ve etkinlikler sırasında o temada öğrendiği hemen hemen bütün sözcükleri mutlaka öğrencinin tekrar etmesi sağlanmış oldu. Böylelikle hani birazcık daha pekiştirebilmeyi hedefledik. Biraz önce söylemiştim. 1400 sözcük ve madde başı olmayan sözcükler de var demiştim. Yani bu sayıda değişiklik olacak. Onu da açıklayacağım demiştim. İşte o açıklayacağım dediğim yer burası. Bakın mesela burada bir etkinliğimiz var bizim hayvanlar temasında. Şimdi mesela şurada horozu görüyorsunuz. Biz sözlükte horozu madde başı olarak koymadık. Tavuğu koyduk bunun yerine. Peki bunu neye göre karar verdiniz, neye göre seçtiniz derseniz de burada da Türkçe Ulusal Derlem'den yararlandık 3. versiyonunda. Şimdi derleme baktığınızda, yani kullanım sıklığına baktığınız zaman derlemde horoz sözcüğü 394 defa geçiyor. Ama buna karşın tavuk sözcüğü 1458 defa geçiyor. Dolayısıyla bir taraftan da yani sözcüğü çok kabarık, zorlayıcı hale getirmemeniz gerektiği için bir seçim yapmanız gerekiyor. Ama horozdan da vazgeçmek istemiyoruz. Dolayısıyla bakın ne yaptık biz? Horozu evet madde başı olarak kullanmadık ama çocuğa öğretebilmek adına da bu şekilde bir etkinliğin içerisinde çocuğun bu görseldeki şeye Türkçe'de horoz dendiğini öğrenebilmesini sağlamaya çalıştık. Buna benzer başka örneklerimiz de var. O nedenle hani sayı ortalama 1400 ama değişiklik olabiliyor diye anlattım sunumun başında da. Peki ne tür alıştırma ve etkinlikler yaptık, dahil ettik bu sözlüğe diye bakacak olursak, sözcük, tümce ve metin boyutunda boşluk doldurma, sıralama, eşleştirme, tümce kurma, bulmaca, doğru yanlış soruları, çoktan seçmeli sorular, dil bilgisiyle ilgili sorular, sınıflandırma ve metinleştirme yapmalarını gerektiren sorularımız ya da daha doğrusu etkinlik ve alıştırmalarımız vardı. Bunların bir kısmı ile ilgili şimdi örnekleri de göstereceğim size. Dinleme metinlerin de bir kısmında yine bahsetmiştim. Metinlerin bir kısmı dinleme metni diye. Onlarda da sıraya koyma, boşluk doldurma, resimleştirme ve doğru yanlış etkinliklerini ya da alıştırmalarını yapmalarını sağladık. Şimdi bakın, burada şehirde, yani şehir teması içerisinde binalarla ilgili kısmı çalışırken öğrenici, şurada hemen örnek verdiğimiz 4 ile ilgili şey yapıyorum. Şimdi bakın 4'ü okuyalım. Patlamış mısır aldım. Ben büyük bir ekranda 3D film izleyeceğim. Nerede izleyebilirim? Şimdi çocuğun patlamış mısırın alındığı yer, kullanıldığı yer, kullanılma nedeni, büyük ekran, 3D film gibi bunlar nedir? Aslında bizim dünya bilgisine, artılan ya da dünya bilgisine dayalı bilgilerimiz. Dolayısıyla çocuk 4. maddeyi okudu. Burada bu bilgileri belleğinden çağırması gerekecek. Arkasından bu temada öğrendiği o hedef sözcük, bunlar için
kendi ana dilinde evet sözcüğü hatırlayacak büyük olasılıkla. Ha buydu. Sonrasında da acaba Türkçe'de ne deniyordu? Bunu hatırlaması gerekiyor. Sonrasında da sinema sözcüğünün karşısına 4 rakamını yazacak. İşte bakın burada hani doğrudan doğruya sadece hatırlama söz konusu olmadı. Bir artılan bilgisi kullanma, bir şeylerle ilişki kurma da gerekli olduğu için etkinlik ve alıştırmalar terimini kullandık. Bakın burada da mesela benzer bir şey var. Bu da renkler temasındaki örneklerden. İşte artılan ve dünya bilgisi. Yani burada artılan bilgisi, dünya bilgisi çok fazla yok ama hedef sözcük nedir? Yeşil. Bunu hatırlayabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla çocuk bu örneği alıştırmayı yaparken sarıyı hatırlıyor. Daha doğrusu buradan görüyor. Maviyi hem görüyor hem yani hem görselini görüyor hem yazımını görüyor. Arkasından da şu gördüğü şeyin yeşil olduğunu yazmasını bekliyoruz. Ya da bakın burada da çocuğa örnekte öncelikle üst, sol ve ön kavramlarını veriyoruz. Bunlar da mesela çocuğa ekstradan verilebiliyor. Bu biraz zorca bir alıştırma. Ne yapıyor? İşte örneğin 7. zarın üstündeki 7. zarı buluyor. Üstü buluyor. Solundaki ve önündeki noktaları yaz ve topla. Burada bir işlem yapmasını bekliyoruz öğrenciden. Birazcık böyle öğrenciyi zorlayıcı, uğraştırıcı, zihinsel performans harcamasını gerektirici bir etkinlik olmuş oluyor. Bir saniye. Galiba daha iyi oldu şimdi. Bakın bu da bir işaretlemesini istediğimiz başka bir etkinliğimiz. Görsele bak, hangi enstrümanlar var, işaretle. Çocuk burada bu hedef sözcüklerin hepsini öğrendi temanın arkası yani temanın içerisinde. Burada da hatırlamasını istiyoruz, işaretlemesini istiyoruz. Ya da bakın sınıflandırma demiştim. Bu da yine ulaşım teması içerisinde. Çocuğun işte kara taşıtlarını, hava taşıtlarını, deniz yolu, demir yolu taşıtlarını sınıflandırmasını şuradaki hedef sözcüklerden ve temada öğrendi bunların her birinin ne anlama geldiğini. Bunları yazmasını istiyoruz. Boşluk doldurma demiştim. Bu zaten klasik hani her yerde karşılaştığımız şeyler. Bu şekilde boşlukları doldurabiliyor. Ya da burada gördüğünüz gibi eşleştirmeler yapmasını sağlamaya çalıştık. Bütün etkinlik ve alıştırmalarda mutlaka çocuklara bir tane örnek biz yaptık. Çocuğu yönlendirmesi açısından, anlamasını kolaylaştırması açısından. Doğru yanlış demiştim. Burada da işte, bu zaten bunun örneği işte, doğrusu yok ama zaten sınıfta biliyorsunuz dil öğretiminde en çok kullandığımız doğru yanlış çocuklar bunda hiç sıkıntı yaşamıyorlar zaten. Dil bilgisi demiştim. Özellikle fiiller kısmında dil bilgisiyle ilgili alıştırma yapmayı da tercih ettik. İşte your ve the biçim birimlerini kullanmalarını istedik burada. Metinleştirme demiştim. Tabii ki de bunlar bu öğrenciler A1 düzeyinde ve A2 düzeyinde olduğu için çok basit cümlelerle şurada bilgileri verdik. Bu bilgileri kullanarak şuraya affedersiniz. Kısa küçücük bir metin oluşturmalarını istiyoruz. Resimleştirme dedik. Buna başka bir isim bulamadım açıkçası. O yüzden resimleştirme dedim. Burada yapılan şey de nedir? Bu şekiller temasında kullandığımız bir etkinlikti. Bakın kulaklık var. Çocuk bu kulaklıkla şurada gördüğünüz sağ alt köşedeki kare kodu okutuyor. Ve işte kare duyduğunda diyelim bir de kareyi duyduysa buraya kare çizmesini istiyoruz. İşte üçgen denmişse üçgen hangi sözcüğü duyduysa onu çizmesini istiyoruz. Sona epey yaklaştım. Sabrınızı çok fazla zorlamak istemiyorum. Birazcık daha sabretmenizi rica edeceğim. Bir de dizinden bahsetmiştim. 6 dilli bir dizinden. Dediğim gibi bu dizinde şöyle Türkçe sözcüğün Türkçesi var. Yanındaki sütunda fonetik ya da ses bilimsel yazımı söz konusu. Ve burada gördüğünüz Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Korece ve Rusça
Türkçe sözcüğün karşılıklarını da koyduk. Bu dizini koymamızın amacı şuydu. Diyelim ki çocuk sözlüğe baktı. Affedersiniz burada çok köpeklerimiz çok olduğu için biraz ses geliyor olabilir. Umarım çok rahatsız edici olmaz. Çocuk sözlüğe baktı. Sözlükte örnek cümleye baktı. Görsele baktı. Ama bir türlü sözcüğü anlayamadı. İstiyoruz ki çocuk mutlaka anlasın. Dolayısıyla dizine gidip arka tarafta kendi bak oradaki sayfada gördüğü sözcüğün büyük olasılıkla buradaki dillerden en az bir tanesini biliyor olacağı için buradaki sözcükler öğrendiği Türkçe daha doğrusu anlayamadığı Türkçe sözcüğün başka bir dilde karşılığı nedir onu öğrenebilsin istedik. Bu arada küçük bir parantez açayım size. Biz bunu tabii sözlüğün kullanıcıları için planladık ama bunu şu amaçla kullanan, yani sözlüğü şu amaçla kullanmak isteyenler de çıktı. Mesela diyorlar ki biz Fransızca öğreniyoruz. Ben Fransızca öğreniyorum, Korece öğreniyorum. Sözcük öğrenmek için de bu dizin kısmını kullananlar oldu. Epeyce kalın, yaklaşık 60 küsür sayfalık bir dizinimiz var. Ve bu dizini en arkaya koymamızın nedeni de şu, yani sayfaların içine de koyabilirdik isteseydik. Fakat eğer bunu yapacak olursak çocuğun Türkçe sözcüğü öncelemesini erteleyebilirdik. O nedenle bunu tercih etmedik ve topluca hepsini bir arada görebilsin istedik. Bakın burada gördüğünüz bir dizin sayfasından bir örnek. Dediğim gibi şurada ilk başta Türkçesini görüyor çocuk. Fonetik alfabede yazımını görüyor bu sözcüğün. İngilizcesini, Fransızcasını, Rusçasını, Korecesini, Almanca veya Arapçasını hangisini tercih ediyorsa bu dillerden bir tanesinde örneğin akrep sözcüğünün hangisini, hangi dilde merak ediyorsa o dildeki karşılığını görebiliyor. Şimdi bu anlattıklarım birinci baskı için söz konusuydu. Hemen ikinci baskıya geçmeden önce birinci baskı hakkında bir bilgi daha vereyim sizlere. Birinci baskı 3000 tane basıldı ve maalesef hiç kalmadı. Çünkü biz YTB projesi olarak bunu projelendirdiğimiz için YTB Türkiye'deki bütün demeyelim pek çok dil merkezine bu sözlüklerin dağıtılmasını sağladı. Dolayısıyla bu ilk baskıyı ağırlıklı olarak YTB öğrencileri kullandı. Şimdi ikinci baskı, şu anda ikinci baskı da yayın evinde. Sözün ikinci baskısı hazır ve bundan sonraki kısımda kısaca size ikinci baskıda birinci baskıya oranla neler farklı onları birkaç madde başlığı altında anlatacağım. Sonra da eğer varsa sorularınızı alacağım sizden. Şimdi basmadı. Sözlüğün adı, yeni adı. Aslında çok büyük bir değişiklik yok ama sözlük Dilfi yabancılar için Türkçe görsel sözlük ve etkinlik kitabı diye geçecek. Neden Dilfi? Burada hemen şunu açıklayayım. Bizim web sayfamız da dilfi.com.tr. Hani ben Dilek Fidan'ım, aa hoca çok megaloman diye lütfen düşünmeyin. Benle hiç alakası yok ama benim de hoşuma gidiyor. Çok güzel de bir tesadüf oldu. Buradaki dil zaten. Fi de matematikteki bilirsiniz Fibonacci rakamı vardır, oranı var. Aa şimdi söyleyemedim. Oradan yola çıktık. Onun anlamı da nedir fi'nin? İşte fi altın oran, denge gibi anlamlara geliyor. Dolayısıyla biz de orada hani dilin o matematiksel tarafını, dengeli tarafını vesaireyi de işaretleyebilsin diye bu adı kullandık. Yani bizim web sayfamızda dilfi.com.tr şeklinde. Dolayısıyla neden bu başa bunu ekledik onu da açıklayayım. İkinci baskıyı satın alabilecek dileyen kişiler. Biz ilk baskıyı çünkü satışa sunmadık. Tamamı dağıtıldığı için. İkinci baskıyı eğer satın almak isterlerse hani internet uzun uzun bunu yazmaya uğraşmasın kullanıcılar. Doğrudan Dilfi diye yazdıklarında anahtar kelime olarak doğrudan karşılarına hızlıca çıkabilsin. Kullanım kolaylığı olsun diye düşündük.
İkinci baskıda her ne kadar birinci baskıda çok dikkat ettik, defalarca gözden geçirmiş olsak da illaki yazım, noktalama yanlışları vardı. Bunları elimizden geldiğince yine yok etmeye çalıştık ama hala olabilir. Bu konularda sözlükle ilgili sizlerin dönütlerini her zaman açığız. Çok da mutlu oluruz bize dönüt verirseniz. Fonetik alfabede de bir takım düzeltmeler yaptık, eksiklerimizi fark ettik. Aynı yazım ve noktalamada olduğu gibi. Bazı çeviri hatalarıyla karşılaştık. Tabii şimdi takdir edersiniz ki 6 tane dil ve hani bizlerin de 6 dile de sahip, 6 dilde yetkin olmamız mümkün değil. Dolayısıyla biz buralarda hep çeviri desteği aldık. Çevirmenlerden yararlandık. Ama sonrasında sözlük piyasaya çıktıktan sonra kullanıcılarımızın bir kısmı, öğrenciler sağ olsunlar, bize geri dönütlerde bulundular. Bize dönüt verilen her sözcük ya da madde başı için gerekli düzeltmeleri yaptık. Örnek tümcelerimizde değişiklikler yaptık. Biraz sonra bunlarla ilgili örnekleri göstereceğim size. Çünkü hani evet, biz bunu A1 ve A2 için düzenledik. The ve your biçim birimleri ağırlıklı olarak bu iki düzeyde kullanılıyor. Your birinci, A1'de hep kullanılıyor zaten. Ama gördük ki hani A1 kullanıcıları birazcık zorlandılar geçmiş zamanı gördüklerinde. O nedenle biz pek çok tümcemizi the'dan, yani geçmiş zamandan kurtarıp ortam ya da metin el verdiği oranda yorlu hale getirmeye çalıştık. Bazı görsellerimiz bizi çok tatmin etmemişti. Bazılarından kullanıcılardan gelen dönütler doğrultusunda bazı görsellerimizi değiştirdik. Yenilerini koyduk. Onlarla da ilgili biraz sonra örnek göstereceğim size. Yine etkinlik ve alıştırmalarda bazılarında yeterince bizi o da tatmin etmedi ya da bazılarında hata bulduk. Onlarda da düzeltmeler yaptık. Dizinde biraz önce görmüştünüz. Orada sayfa numaraları yoktu. Bir öğrenci temanın içinden dizine geçtiğinde sıkıntı yaşamıyordu. Fakat doğrudan doğruya bir sözcüğü duyup o sözcüğün ne anlama geldiğini bulması ya da onunla ilgili örnek tümce okuması, dinlemesi için o sözcüğün nerede olduğunu bulması güç oluyordu. O nedenle dizine sayfa numaraları da ekledik. Bunu da göstereceğim birazdan. Ufak bir açıklama yapacağım. Kare kodlarımızda bir biçimsel olarak değişiklik yaptık. Birazcık daha büyüttük. Bazı telefonların okumakta sıkıntı yaşadığını öğrendik. Bize gelen geri bildirimlerde böyle bir şey vardı. Kare kodlarımızda düzenleme yaptık. Şimdi bakın, düzenlemelerden örnek göstereyim. Bu duygular teması. Daha önce biz böyle bu görselleri kullanmıştık. Bu eskisi. Yeni görsellerimiz çok daha cici oldu, çok daha anlaşılır oldu diye düşünüyoruz. Bunlar da yine hep bize kullanıcılardan gelen dönütler sonrasında yaptığımız şeyler. Bakın, önceden duygularda bu sözcükler bu şekilde anlatılırken şimdiki yeni görsellerimiz böyle olacak ikinci baskıda. Dizin demiştim, dizinde bu eskisi sayfa numarası yoktu. Şimdikinde şurada hedef sözcüğün hemen içerisinde parantez içinde sayfa numaralarını görebilirsiniz. Yani ağaç sözcüğü sayfa 89'daymış. Burada belki şöyle bir eleştiri gelebilir, bunu biliyoruz. Neden hani sayfa böyle sözcüğün yanında parantez içinde sayılar var? Kişiler karıştırabilir bunu diye. Burada da şöyle bir sıkıntımız var. Bu yani sayfa dizaynı açısından bizim sözlüğümüzü kullanan katılımcılarımız biliyordur. Sayfa boyutumuz çok büyük değil. Yeni taşındığım için sözlük de şu anda elimde yok. Kutuların içinde bir yerde bulamadım, kusura bakmayın. O nedenle hani gösteremiyorum. Boyutu yaklaşık şu kadar bir şey. Yani çantada falan da taşıması çok kolay olsun diye. Dolayısıyla birazcık da yer sıkıntısı nedeniyle biz bu şekilde sayfa numaralarını vermek zorunda kaldık. Sonra
demiştim ya hani şimdiki zamanı daha çok kullanmayı tercih ettik diye. Örneğin bakın burada eskisinde harcadı, satın aldı şeklindeydi. Sonra yenisinde mesela satın alıyor, harcıyor şekline dönüştürdük. Görsellerde bazılarında biz çizimleri kullanmıştık. Mesela mercimek sözcüğünü bu görselle tanıtmıştık ama çok içimize sinmedi bu. Bu eskisi. Yenisinde ise gerçek fotoğraf kullanmayı tercih ettik. Daha anlaşılır olması için. Çünkü gerçekten şimdi ben bile bakınca utanıyorum açıkçası. Vaa bu çok kötüymüş diye. Yenileri çok daha anlaşılır hale geldi. Son olarak da ikinci baskıya nerelerden ulaşılabilir diye soracaksınız büyük olasılıkla. Bizim yayın evimiz Kültür Basım Yayın Evi. Kültür Basım aynı zamanda İstanbul serisini, İstanbul kitaplarını biliyorsunuzdur. Orayı basan yayın evi. Dolayısıyla İstanbul kitaplarını bulduğunuz her yerde bizim sözlüğü de bulabilirsiniz. Yani internet sitelerinde nerelerde varsa oralarda da satışta olacak. Dolayısıyla oralardan temin edilebilir. Dedikten sonra sabrınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa seve seve cevaplamak isterim. Biz teşekkür ederiz Dilek Hocam. Ayrıntılı ve güzel bir sunum oldu. Özellikle sözlüğe dair benim de size sormak istediklerim vardı. Cevaplanmış oldu böylece sunum sayesinde. Ben katılımcılarımızın eğer soruları veya katkıları varsa şöyle bir yol izleyelim diyeceğim. Kendi ekranlarında katılımcılar kısmında da görebilirler. El kaldırmak için bir bölüm var katılımcılar kısmında. Chat kısmından da buraya ulaşabiliyorlar. Buradan el kaldırabilirlerse, evet, Levent Bey'e söz veriyorum şu anda. Buyurun Levent Bey. Dilek Hocam teşekkürler. Süper güzel bir sunu yaptınız. Akıcı Türkçeniz ve konuya hakimiyetiniz gerçekten harikaydı. Ben tebrik ediyorum sizi. Çok güzel bir kaynak kazandırdınız ülkemize. Aslında ülkemizde yerleşmek isteyen yabancıların sanıyorum en çok ihtiyaç duyduğu bir konuya el atmışsınız ve bunu da gerçekten başarmışsınız. Ben tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Ekibinize de sevgi, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Küçük bir parantez açayım. Levent abi benim Ankara'da dil tarihi asistanlığım zamanından tanıdığım bir abimdir. Kendisi bizde doktora yaptı, dil tarihte master yaptı, doktora yaptı. O nedenle o da dil bilim doktoralı birisidir. Onu da bugün burada zaman ayırdığı için ve dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Görmek beni çok mutlu etti. Sağ ol hocam. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Evet. Yeni sorular veya... Çete'de bakıyorum. Soru var mı? Hocam oradan oldukça teşekkür edenler var sunumunuz için. Çok teşekkür ederim. Gerçekten emeklerinize sağlık. Önemli bir çalışma. Güzel bir ekip işi olduğunu da görüyoruz. Bundan da özellikle bahsettiniz. Hem size hem de ekiptekilere çok çok teşekkür ediyoruz öncelikle. En çok sorulan sorulardan bir tanesi biz bu kitabı nasıl alabilirizdi. Artık bu açıklığa kavuşmuş oldu. Peki şeyi de merak ediyorum. Şu anda web sitesi de aktif olarak kullanılıyor. Ama aynı kitap içeriği aplikasyon olarak veya web sitesi üzerinden de kullanılabilecek mi? Evet, aslında bunun altyapısı hazır. Yani şu anda hem iOS'la hem de Android'le kullanılabilecek uygulaması da hazır. Fakat bunu birazcık bekletiyoruz. Şu anda hani burada konuşmak çok doğru değil. Birazcık zamanı var. Teşekkürler. Umarım en kısa zamanda o da kullanıcıların erişimine açılacaktır ve böylece daha etkili ve daha çok kitleye ulaşabilir. Şu anda bile zaten 3000 tane hali hazırda basılmıştı birinci sayıyla. İkinci sayıyla da sayı artacaktır. Ben çok teşekkür ediyorum Dilek Hocam. Sanırım yeni sorumuz veya görüş yorum
belirtmek isteyen yok. Sizin eklemek istediğiniz şeyler var mıdır son olarak oturumu kapatmadan önce? Hayır, yok. Burada pek çok teşekkür yazıldı. Herkese ben de ayrıca teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Eğer sorularınız olursa, belki sonradan sormak isteyeceğiniz sorular olabilir. Slide'ın başında da vardı. info@dilfi.com.tr adresinden de sorulabilir. Ya da dilekfidan@yahoo.com, bu benim kendi mail adresim. Buradan da şey yapılabilir, ne denir ona, sorular yazılabilir. Bu arada Güven Yalçıntaş da soru sorması için izin verebilir miyiz? Buradan mesaj aldım. Tabii, buyurun hocam. Bir soru daha var, sonrasında onu da ekleyelim. Siz önce ilk soruyu alın. Galiba mikrofonu açmak gerekiyor. Kendisi de açabilir ama ben göremedim. El kaldırırsa görebileceğim. Güven Yalçıntaş. Tamam, hemen buluyorum. Şu anda sesinizi açtım. Buyurun. Ben de hala kapalı görünüyor mu? Ben açıyorum ama hala. Evet, şu anda açıldı. Tekrardan deneyelim. İşte biliyor musunuz? Evet. Dilekciğim çok güzel, çok güzel bir sunum oldu. Teknik yönden çok hakim, çok iyi anlaşılan. Ben pek çok sunumlarda uykuya düşerim. Sizinkinin hepsini tamamen dinledim. Onun için seni kutlarım. Bir tek şeyi açıklamanı isteyeceğim, soracağım. Seninle konuştuk bunu daha önce ama böyle bir çalışma ya benzer veya bunun gibi bir çalışma dünyanın hiçbir yerinde var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz bu sözü çıkarttığımızda Eylül ayı içerisinde, 2019 Eylül'de birebir aynısı yoktu. Türkiye'de kesinlikle yoktu. Biz bu sözü oluşturmadan önce hem yani daha doğrusu dünyadaki pek çok farklı görsel sözlüğü araştırdık. Hatta benim Amerika'da olduğum dönemde birlikte bakmıştık bu şeylerde, kitapçılarda çok uzun zamanlar harcayıp. Oralarda da yoktu. Fakat hani şimdi bu sözlük çıktıktan sonra şu anda hazırlanmakta olan sözlükler var. Belki onların içerisinde olacak. Bu arada sevgili Nursel bizi dinliyor. Kendisi Yunus Emre Enstitüsü'nde ve onlar da çok güzel bir sözlüğe imza atmak üzereler. Bizim sözlüğümüzden daha geniş 3000 sözcüklük bir görsel sözlük hazırlıyorlar onlar da. Biz herhalde biraz başlangıcı yaptık. İnşallah bundan sonra yenileri ve tabii ki de çıta yükselecek. İnşallah daha iyileri çıkacak ortaya. Çok güzel. Kutlarım. Çok teşekkürler. Burada bir... Evet, bir soru daha var. Özellikle Almanca kısmı ile ilgili Lütfiye Uçar size daha sonra bununla ilgili mail yoluyla detaylı sorular sormak istediğini belirtmiş. Ama buna ek olarak bir sorusu daha var. Yurt dışından bu kitapları almak mümkün mü acaba? Büyük olasılıkla olacak. İnternet ortamından siparişle sipariş verilebiliyor olacak. Benimle iletişime geçerlerse bu konuda daha fazla yardımcı olabiliriz. Tekrardan çok teşekkür ederiz Dilek Hocam bu kıymetli sunumunuz için. Mehmet Hocam, bir teşekkür de ben etmek istiyorum. Buyurun Tanır Hocam. Çok zevkle dinledik. Lisede hazırlık okurken İngilizce Picture Dictionary vardı. O elimizden düşmezdi ve İngilizceyi bana sevdiren bir kitaptı. Çok geç kalınmış bir çalışma bu. Yani uzun zamandır, artık uzun sayılabilecek bir zamandır. Özellikle Türkçenin çok öne çıktığı ülkemizde. Ama çok çok güzel olmuş, çok uğraşılmış, çok emek harcanmış belli. Ve çok bilimsel olmuş, arka planı çok sağlam. O yüzden zaten sizi tanıyoruz. Tebrik ediyorum. Belki hani çok daha büyük bir oluşumun yapmakta zorlandığı ya da geciktiği bir çalışma. Yine aslında o büyük kurumlarımızın ve oluşumlarımızın katkılarıyla gerçekleşmiş de olmuş. Dediğiniz gibi bir öncü olmuş. Aslında
çok da güzel bir zemin olmuş. Bu alanda çalışacaklara da verdiğiniz tavsiyeler çok değerli. Teşekkür ediyorum. Buradan etmek istedim. Bu arada minik bir ekleme yapayım. Hani söylemim yanlış anlaşılsın istemem. Görsel sözlük ya da sözlük yok değil. Bu bizim yıllardan beri işte YADOT toplantılarında da ya da işte Türkçe'nin eğitim öğretimi kurultaylarında da dil bilim kurultaylarında her yerde konuştuğumuz bir sorun. Evet, söz varlığı öğretmek, yani sözcük öğretimiyle ilgili bir takım materyaller var. Hatta sözlükler de var. Fakat birkaç tanesinde düzey mesela yok. Bazılarına baktığınızda çok küçük, 30-40 sayfalık bir şey. Hani daha çok çalışma yaprağı olarak kullanılabilecek türde ve içinde örnek cümle yok, sesletim yok vesaire yok. Bazılarında tanımlara baktığınızda A1 düzeyi öğrencilerin ya da A2 düzeyi öğrencilerin gerçekten çok zorlanacağı tanımlar var. Bu öğrencilerde maalesef tanım çok zor. Şu anda Nursel hocamlar biliyorum. Onlar mesela tanım yapıyorlar. O kadar zor bir şey yapıyorlar ki Allah onlara kolaylık versin. Çok da titiz çalışıyorlar bu konuda. Onları biliyorum. Gerçekten Allah yardımcıları olsun. Tanım yapmak çok zor. A1, A2 için. A2 derece ama A1 daha da zor. Efendim hocam, Başak. İyi akşamlar. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim Başakcığım. Hocam ben de şunu söylemek istiyorum. Özellikle benim gibi ülkemizde PİKSET projesi kapsamında çalışan, yani Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu projesi kapsamında çalışan yaklaşık 4000 PİKSET öğretmeni var. Ve bu öğretmenlerin çalışmaya başladığından beri aslında birçok kaynak materyale ihtiyacı vardı. Bunları yavaş yavaş işte yaklaşık 3 yıl sonra hayat boyu öğrenmeye bağlı olduğumuz birim üretmeyi başardı ve işte bize kaynak olarak gönderdi. Ama tabii ki de elimizde bir sözlüğümüz yoktu. Ve gerçekten de özellikle benim gibi ilkokul seviyesinde çalışan, yani seviyesi A1 ve A2 olan çocuklarla çalışan bir öğretmenin en çok ihtiyaç duyduğu şey resimli bir sözlük. Bilhassa da resimli bir sözlük. Görsel bir sözlük. Çünkü çocuklar en çok biliyorsunuz ki bunlardan hoşlanıyor ve bunlardan öğreniyor. Yani aslında bizim gibi, benim gibi çalışan öğretmenlere de bir kaynak kitap oldu bu. Sözlük çalışmanın içinde ve ekibinize gerçekten teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Dediğiniz gibi daha bir sürü sözlük var. Ben birçoğunu inceledim. Hatta satın aldıklarım da oldu. Ama sözlüklerde genelde dil seviyesi farkı yok dediğiniz gibi. Ya da görseller çok nitelikli değil. Kafa karıştırıcı. Ya da nasıl ifade edeyim, tematik sözlük durumu çok fazla yok. Genelde alfabetik sözlük mantığında piyasadaki sözlükler. Hani bu şekilde temalara bölünmüş olması, konu konu gitmesi, görselleri içermesi ve basit görseller kullanmışsınız, gösterdiğiniz örneklerden hareketle söylüyorum. Bu çok iyi bir şey. Özellikle A1, A2 için. Çünkü üretim ne kadar karmaşık olursa, hani biz ana dil kullanıcıları için daha hoş, daha güzel geliyor ama yabancı öğrenciler için hiç de böyle değil. Bu açıdan iyi olmuş. Teşekkür ederim, tebrik ederim hocam. Ben de teşekkür ederim Başak'cığım. Başak da bizim Türkçe öğretmenliği mezunlarımızdan ve yakında inşallah yüksek lisans tezini yabancılar Türkçe öğretimi alanında bitirecek. Teşekkür ederim Başak'cığım. Allah'tan birisinin bunları söylemesi çok onur verici, gurur verici bizim için. Dediğim gibi eminim içinizde sözlüğü bir şekilde edinmiş ve kullanmış olanlar, görmüş olanlar vardır. Hani biz kendimizce elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştık ama illaki eksiklerimiz vardır. Hani bu konuda bizlere dönüş verirseniz de çok mutlu oluruz. Hocam merhabalar. Merhaba Nursel'cim. Bir teşekkürü de ben etmek istiyorum müsaadenizle. Hem öğrenciniz olarak hem de alanda çalışan bir uzman olarak bu vesileyle herkesi de selamlıyorum. Sizin de değindiğiniz gibi ufak ufak daha dar çerçevede belli sözlükler vardı belki. Benim birçoğunu inceleme şansım olmadı ama enstitüde bu işe girişirken hakikaten bu çok büyük bir eksiklik de aslında alanda. Görsel sözlük özellikle temel düzeyde. Ancak sizin çalışmanız şu yönüyle çok değerli. Temalar
temalar, alt temalar, bu alt temalara uygun seçilen sözcükler, söz öbekleri, bunları örneklendirirken kullandığınız bağlamlar, üstelik ses bilimsel kodlamalara yer veriyor olmanız hakikaten çok çok değerli, çok güzel bir ürün kazandırdınız alanımıza. Çok teşekkür ediyoruz size. Büyük bir eksikliği kapatmış oldunuz böylece. Hem size hem ekibinize çok çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Bu arada bir mesaj geldi Güven Yalçıntaş'tan. Beni tanıtmadın diyor. Güven Yalçıntaş benim Amerika'da yaşayan amcam. Güven amca nazar değmesinden korkuyorum. O yüzden tanıtmadım. Güven amca seni çok seviyorum. Çok güzel. Okay. Peki, galiba başka sorumuz yok. Gerçekten sabrınız için çok teşekkür ederim. Eğer bir soru olursa, iletişim kurmak isterseniz dediğim gibi Dilek Fidan, bitişik ve küçük harflerle @yahoo.com adresine veya info@dilfi.com.tr adresine mesaj yazabilirsiniz. Bu arada Büşra, Merve ve Hümeyra kızlarımı, onlar benim çocuklarım oldu artık. Onları da şimdi görüyorum. Demin sunum sırasında göremedim. Onlara da sizin huzurunuzda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok yoğun, sıkı çalıştık onlarla. Sabahlara kadar çalıştık. Özellikle son aylar. Teşekkür ederiz hocam bizimle çalıştığınız için. Fırsatı verdiğiniz için. Evet hocam, teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. Peki artık iş duygusala bağlamaya başladı. Himmetciğim, ben topu sana bırakıyorum. Hocam, topu yani, sana atıyorum. Galiba sen yapacaksın. Evet hocam. Gerçekten hem yorumlar çok kıymetliydi ve çok doğru tespitlerdi. Özellikle sizin bu çalışma sürecinizi hatırlıyorum. Mersin'deki Derlem okulundayken de konuşuyorduk. O günden bugüne nasıl çabaladığınızı, ekip olarak nasıl çalıştığınızı sizlerden çok duydum ve gördüm. Ve bugün bunun sonuçlarını görmek, elimizde bu meyveyi tutabilmek gerçekten çok özel, çok güzel. Hepinizi çok teşekkür ediyorum böyle bir sözlüğü, önemli bir sözlüğü alana kazandırdığınız için. Ve taşınma telaşınızın arasında bize vakit ayırıp bu sunumu yaptığınız için Dilek Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok incesiniz. Yoğunluğunuz arasında bize de vakit ayırdınız. Sevgili katılımcılar, sizlere de çok teşekkürler katkılarınız, yorumlarınız için. Bu Yadot Yakın konuşmaların bu dönemki son toplantısıydı aynı zamanda. Yeni eğitim öğretim yılında yeni toplantılarla da devam edeceğiz. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar. Bir hatırlatma yapalım mı Himmet? Buyurun. Soranlar olmuştu. Katılamayan şu anda bu saat 8'de toplantısı dersi işi olanlar vardı. Evet. Bu sunumu Yadot olarak YouTube'dan daha sonra dinleme şansınız olacak bildiğim kadarıyla, değil mi evet. Hümet? Doğru. Sizler YouTube'a ekliyorsunuz. Evet. Burada eklenecek YouTube'daki Yadot Eğitim Derneği kanalımızı takip edebilirler, abone olabilirler ve oradan da izleyebilirler. Muhtemelen yarına kadar yüklenmiş olur. Biraz sürüyor çünkü yüklemesi. Tamam, peki. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Teşekkürler. İyi akşamlar. Kolay gelsin hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Şahacığım.